Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Sağlık sorunlarını konunun uzmanı bulmuşken sizlerle hocamızla her buluşturuyorlar. Şimdi sizler de doğal olarak hocam bilgilendirme programı yapıyoruz ama bazen istisna izleyicilerimiz ekrandan izlediğine göre tedavi kendilerine uyguluyorlar. Hı-hı. Bu da çok sağlıksız bir durum. Doğru. Siz vurguluyorsunuz sürekli her konunun uzmanı farklıdır. Farklı. Ve mutlaka doktorunuzla da iletişim halinde tabii olmamızda fayda vardır. Şimdi burada şeyler çok önemli. Yani iki tane kavram var. Bir kere her şey bilimsel olarak bakmamak lazım. Yani insan bir bütün, fiziksel süreciyle bütün, ruhsal süreciyle bütün, duygulanımlarıyla bütün. Doktorun virgül, şöyle diyeyim, doktor tire hasta iletişiminde, ilişkisinde bu diyalogların üçünün birden bir araya gelebilmesi lazım. Eğer hasta doktoruyla bunu yakaladıysa ve doktorun bilimsellik düzeni güveniyorsa en iyi doktora doktordur. Zaten güvenmedi doktora da izleyicilerimiz İletişim gitmiyor. Kuramadı İletişim doktor. Çok kesinlikle. Bu çok önemli. Kesinlikle. Şimdi şeyler değişti Gülay Hanım. Bu atıyorum size 15 sene önce internet daha yeni yavaş yavaş çıkmaya başladığı evet süreç ile şimdiki süreç arasında fark var. Ne fark var? Şimdi hastalarımız hepsi bilinçli, bilgili geliyor. Ne oluyor? Doktorundan kalite, doktoruyla iletişim talep ediyor. Diyor ki doktor, ya benim hanım bile mesela evde bir hastalığı olunca bana sormadan önce gidip internete bakıyor. İnternetten kavramları okuyor, öğreniyor doğal olarak. Ben de başka konularda öyle yapıyorum. Sonra geliyor bana söylüyor. Ya Metin böyle böyleymiş diye, tamam mı? Şimdi buraya kadar güzel. Nasıl güzel? Tabii doktor sonuçta bilgisayar değil. Ama neyi vermek zorunda? Ama tecrübesini vermek zorunda. Kesinlikle. O bilimsel kaos arasındaki doğruları bilmek zorunda. Bir de bunu aktarmasını bilmek zorunda. Konu buraya gelmişken özellikle bazı grup hocalarımıza, bazı grup doktorlarımıza çok büyük işler düşüyor. Nedir o? Hiçbir hasta kendi sıkıntısı olmasa hastaneye gelmez. Kanser birazcık daha farklı. Kanser hastası sürecinin sıkıntısını bildiği için daha bir sıkıntılı geliyor. Hassas. Hassas geliyor. Doktoru onu yatıştırmak zorunda. Doktoru onu inandırmak zorunda. Nedir o? Ben elimden gelen şey yapacağım. Sen buradayken kendini güvende hissedebilirsin. Bundan iletişim önemli. Kesinlikle. Ve bu iletişimde bakın şöyle bir şey yapılmaya başlamış. Bu doğru. Yurt dışında telkin diye bir kavram var. Siz hastayı alıyorsunuz karşınıza. Hastayı aldıktan sonra karşınıza konuşurken ilk önce hastayı yatıştırıyorsunuz. Hasta bir rahatlıyor. Ki iki aşaması var. Hasta rahatlayınca açıyor kendisini. Daha rahat açıyor. Düşünce akışındaki sinsile bozulmuyor. Bir sıraya giriyor. Daha rahat aktarabiliyor. Bunu yapan doktor da her zaman için hakikaten o hasta gözünde farklı bir yerde oluyor. Ondan biraz önce beyefendi anlatmaya çalıştım oydu. Yani doktorunuzla siz bu iletişim, ne güzel ki doktorunuz bu iletişimi kurmuşsunuz. 9 yıldır aynı doktorda ve güzel bir şekilde tedavisini devam ettiriyor. Buraya hiçbir şahsın, doktorun demiyorum, hiçbir şahsın giriş yapmasına gerek yok. Her giriş, her dışarıdan ayrı müdahale ediş ayrı bir sorun. Onun için doktorunuzu bulduğunuzu inanıyorsanız ona güvenin ve devam edin. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.